Oturuma nasıl başvurulur? Hangi evraklar gerekli? Sınırsız oturum yani Niederlassung Erlaubnis nasıl alınır? Sizin Almanya'ya geleceğiniz günü iple çek. Size tavsiyem buraya geldiğinizde yapacağınız ilk iş yabancılar şubesi sizin oturumunuzu yenilemeyebilir. Ki bana daha sonra neden 5 sene verildi? Herhangi bir Türk Almanya'da 1 sene çalışırsa Almanya'dan gitmek istemediğiniz sürece Almanya'da yaşayabilir, çalışabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda size sevindirici bir haber vermek istiyorum. Tabii ki bu haber benim için sevindirici. Ama biliyorum ki en az siz de benim kadar sevineceksiniz. Hepinizin bildiği üzere arkadaşlar yaklaşık 6 senedir Almanya'da yaşıyorum. Ve bu 6 senenin sonunda Almanya'da sınırsız oturuma başvurma hakkına sahip oldum. Dolayısıyla Almanya'ya ilk geldiğinizde oturuma nasıl başvurulur, hangi evraklar gerekli ya da oturum aldıktan sonra ne kadar sürede sınırsız oturum alabiliriz size bunlardan bahsediyor olacağım. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar ama öncesinde kısa bir hatırlatmam var. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. İsterseniz arkadaşlar öncelikle oturum izni nedir bundan bahsedelim. Oturum izni Avrupa üyesi ülkeleri dışında olan vatandaşların Almanya'da yaşayabilmesi ya da çalışabilmesi için Yabancılar Dairesi tarafından düzenlenen bir kimlik kartıdır. Bu kimlik kartıyla eğer isterseniz Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Oturum iznini kısaca açıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi isterseniz Almanya'ya ilk geldiğimizde oturumu nasıl çıkartırız bundan bahsedelim. Arkadaşlar hepinizin bildiği üzere Almanya'ya gelmeden önce Alman konsolosluğuna hangi sebeple geliyorsak bir vize başvurusunda bulunuyoruz. Daha önceki videolarımda anlattığım üzere konsolosluğa verdiğiniz evrakları siz Almanya'da hangi şehre ya da hangi eyalete gidiyorsanız bu evraklar oradaki yabancılar şubesine gönderiliyor. Ve oradaki yabancılar şubesi sizin Almanya'ya geleceğiniz günü iple çekiyor. Tabii ki de iple çekmiyor. Yani sizi orada hazır bir şekilde bekliyorlar. Umarım vizeniz çok çabuk bir şekilde hallolur ve Almanya'ya bir an önce uçmak üzere uçağa binersiniz. Evet arkadaşlar vizemiz çıktı. Pasaportumuzu aldık. Uçağımıza bindik ve Almanya'ya geldik. Size tavsiyem buraya geldiğinizde yapacağınız ilk iş yabancılar şubesini arayıp oturum izni için randevu almak olsun. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü yabancılar şubesinin randevuları bayağı bir dolu oluyor. Siz de bunu geldiğinizde fark edeceksiniz ki size 2-3 ay sonraya randevu verebilirler. Size verilen o vize süresi içerisinde sizin yabancılar şubesine gidip oturum başvurusuna başvurmanız gerekiyor. Ve o vize süresini aşmamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar Almanya'ya geldik, oturum randevusunu aldık ve randevuda bizi neler bekliyor? Arkadaşlar videonun başında da söylediğim üzere sizin bütün evraklarınız yabancılar şubesine ulaştı. Ve sizin tek yapmanız gereken şey orada bir imza atıp oturumunuzu almanız. Oturum kartı masrafına gelince arkadaşlar bu ortalama 80 ila 100 euro arasında bir masrafı bulabilir. Oturum süresi hakkında konuşacak olursak arkadaşlar bu eyaletten eyalete göre değişiklik gösterir. Örneğin ben daha önce Bayern eyaletinde yaşıyordum. Orada bana ilk oturumum 1 sene verildi. Daha sonraki oturumum 5 sene verildi. Peki bana daha sonra neden 5 sene verildi? Onu videonun ilerleyen kısmında bulabilirsiniz. Yani dediğim üzere size verilecek oturum süresi eyaletten eyalete göre değişiklik gösterir. Bu ortalama ilk sene 1 sene verilir ya da başka eyalette 2-3 senede verilebilir. İlk aldığımız oturum izni hakkında size söylemem gereken önemli bir detay da arkadaşlar hangi maddeden oturum aldığınızdır. Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki herkes farklı sebepten dolayı Almanya'ya geliyor. Kimi çalışmak için geliyor, kimi evlenmek için geliyor, kimi dil kursu için geliyor. Almanya'da oturumlar az önceki bahsettiğim sebeplerden dolayı sınıflandırıldı arkadaşlar. Dolayısıyla oturum kartınızın üzerinde kanun maddesini internette araştırarak örneğin bir öğrenciyseniz ne kadar süre çalışacağınız bu gibi ufak detayları internetten araştırmanız sizin faydanıza olacaktır. Evet değerli arkadaşlar videonun bu kısmına kadar süreli oturum nasıl alınır bundan bahsettik. Şimdi isterseniz sınırsız oturum yani Niederlassung Erlaubnis nasıl alınır bundan bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle isterseniz süreli oturumla süresiz oturum arasındaki farktan bahsedelim. Arkadaşlar süreli oturum bir şeye dayanağı olan bir oturumdur. Yani bunu bir sözleşme gibi düşünebiliriz. Nasıl ki sözleşme bittiğinde ya yenileriz ya da orada biter o sözleşme devam etmeyiz. Burada da yabancılar şubesi sizin süreli oturumunuz bittiğinde oturup düşünüyor karar veriyor. Sizin oturum süreniz yenilensin mi ya da yenilenmesin mi? Az önce de söylediğim üzere oturum kartınızın üzerinde yer alan kanunun gerekliliğine göre o gereklilik devam ediyorsa oturumunuz uzar ama o gerekliliğin sebebi neyse devam etmiyorsa oturumunuz sona erer. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz arkadaşlar. Örneğin 2 senelik bir çalışma sözleşmeniz var. 1 sene çalıştınız ondan sonra işi bıraktınız.
Dolayısıyla sizin oturumunuzun bittiği tarihten itibaren yabancılar şubesi sizin oturumunuzu yenilemeyebilir. Ya da evlilik sebebiyle gelen arkadaşlarım, biliyorsunuz ki evlilik sebebiyle gelen arkadaşlarımızın 3 sene boyunca partneriyle evli kalması gerekiyor. Eğer 3 sene boyunca partneriyle evli kalmazsa yabancılar şubesi onun oturum iznini yenilemeyebiliyor. Şimdi arkadaşlar, sınırsız oturum yani Niederlassung Erlaubnis nedir? Ne kadar sürede alınır ve şartlar nelerdir? Bundan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, sınırsız oturum yani Niederlassung Erlaubnis ne demek? Sınırsız oturumu da basitçe açıklayacak olursak arkadaşlar, yani herhangi bir sınırı yok. Almanya'dan gitmek istemediğiniz sürece Almanya'da yaşayabilir, çalışabilirsiniz. Videoda da bahsettiğim üzere arkadaşlar, ben Almanya'ya geldiğimde 1 sene oturum aldım. Daha sonra da 5 sene oturumu aldığımı söyledim. Hani dedim ya, ben bu 5 sene oturumu nasıl aldım? Belki birçok arkadaşım bu hikayeyi yakından tanıyor ama bilmeyenler için tekrar açıklamak istiyorum. Daha önceki videolarımda da anlattığım üzere Almanya ile Türkiye arasında yapılan iş gücü anlaşması gereği herhangi bir Türk Almanya'da 1 sene çalışırsa oturum hakkı otomatik olarak uzar. Bunu birçok videomda söyledim. Bu videoda da tekrarlamakta fayda var. Dolayısıyla bu kanundan dolayı ben aldığım ilk oturumda B1 seviyesindeki Almancayı tamamladım. Bakın, buradaki en önemli konu bu. Yabancılar Dairesi'nin sizden ilk sene içerisinde istediği şey B1 seviyesindeki Almanca ve Orientierung kurs dediği, yani adaptasyon kursunu tamamlamanız. Aslında burada önemli olan oyunu kurallarına göre oynamak. Ben buraya ilk geldiğimde benden ne istediklerine baktım. Benden istedikleri B1 seviyesinde Almancaydı ve ben bunu ilk senede tamamladım. Ondan sonra da düzenli bir işte çalışıyordum. Dolayısıyla benim oturumumu uzatmama konusunda önlerinde hiçbir engel yoktu. Ben iki işte birden çalıştığım için iş yerinden Arbeitszeugnis aldım. Yani işçi çalışma karnesini almıştım. Bunu da yabancılar şubesine sundum. Bu karnelerin üzerinde benim düzenli bir şekilde işe geldiğimi, sürekli çalıştığımı, düzgün karakterli bir insan olduğum gibi bir takım şeyler yazıyordu. Dolayısıyla bu yabancılar şubesi için de çok önemli arkadaşlar. Yani sizin niyetiniz ne? Almanya'da çalışmak mı yoksa Almanya'ya yük olmak mı? Bunu bilmek istiyorlardı. Özetleyecek olursak arkadaşlar, ben bundan dolayı 5 senelik oturum aldım. Yani benim kartlarım açıktı. Benden ne istiyorlarsa bunu yaptım. Dolayısıyla yabancılar şubesi de dedi ki, benim seninle bir problemim yok. Senin niyetin burada çalışmak, bize katkıda bulunmak ve biz de seni destekliyoruz dediler. Ve benim oturumumu 5 sene uzattılar. Genelde yabancılar şubesi arkadaşlar oturum sürelerini kısa tutmaya çalışırlar. Yani o süre içerisinde neler olup bittiğini kontrol etmek isterler. Dolayısıyla siz kartlarınızı açık oynarsanız kanun karşısında onlar da hiçbir şekilde duramaz ve size hakkınız olan oturumu verir. Bu arada arkadaşlar, benim oturumum hala devam ediyordu. Ben buna rağmen sınırsız oturuma başvurdum. Bunu da bazı arkadaşlarıma faydalı olsun diye açıklamak istiyorum. Eğer arkadaşlar bir hakkı kazandıysanız beklemeyin, hemen onu talep edin. Şimdi arkadaşlar, isterseniz sınırsız oturum alabilmek için hangi evraklar gerekli ondan bahsedelim. Daha sonra yabancılar şubesi bunlara ek olarak benden hangi evrakları istedi, size ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar, sınırsız oturum alabilmek için en önemli maddeler şunlar. Birincisi, 5 sene boyunca Almanya'da yaşıyor ve çalışıyor olabilmeniz. Bu arada buna burada bir parantez açalım arkadaşlar. Eğer bir Alman vatandaşıyla evliyseniz 3 sene boyunca evli kalmanız yeterlidir. Daha sonra arkadaşlar, videoda da bahsettiğim üzere B1 seviyesinde Almanca yani Orientierung kurs dediği kursu tamamlamış olmak. Bu bahsettiğim iki önemli şey sizin Almanya'da sınırsız oturum alabilmeniz için en önemli sebepler. Şimdi yabancılar şubesi benden hangi evrakları istedi ondan bahsedeyim arkadaşlar. Sırasıyla okuyorum arkadaşlar. İlk olarak benden pasaportumu istediler. İkinci olarak pasaport fotoğrafı istediler arkadaşlar. Tabii ki kimliğin üzerine yapıştırmak için. Arkadaşlar, bu arada bu konuda çok hassaslar. Mümkünse gidin bir yerden pasaport fotoğrafı çekin. Çünkü her şeyi ölçüyorlar. Üçüncü olarak benden evin kira sözleşmesini istediler arkadaşlar. Dördüncü olarak iş sözleşmemi istediler arkadaşlar. Beşinci olarak arkadaşlar, benden çalışmış olduğum son 3 ayın maaş bordrosunu istediler arkadaşlar. Altıncı olarak arkadaşlar, benden 60 aylık emeklilik sigorta ödemesini göstermemi istediler. Bunu sizin hangi emeklilik firmasına bağlıysanız bundan talep edebilirsiniz. Yedinci olarak arkadaşlar, benden sigorta kartımın önlü arkasını fotokopisini istediler. Sekizinci olarak arkadaşlar, B1 seviyesindeki Almanca sertifikamı istediler. Dokuzuncu olarak arkadaşlar, Test Leben in Deutschland yani Almanya'da yaşama testi. Bu B1 seviyesinde Almanca ile birlikte tamamlama kursudur arkadaşlar. Yani Leben in Deutschland.
Burada da size 30 tane soru soruyorlar. Almanya'nın işte Berlin Duvarı ne zaman yıkıldı? İlk başbakanı kimdir gibi bu takım soruların olduğu Orienteering kursunu tamamladığı küçük bir test var arkadaşlar. Bunu da yapmanızı istiyorlar. Bunu da benden talep ettiler. Evet arkadaşlar, bu saydığım evrakları yabancılar şubesine verdim ve sınırsız oturumuma başvurdum. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Almanya'da ilk oturumumuzu nasıl alırız, daha sonra Niederlassung Erlaubnis yani sınırsız oturuma nasıl başvururuz bundan bahsettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.